Sevgili izleyiciler, düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin diye bir parça var. Sonbahardayız, düşen yaprakların altındayız. Karabük'teyiz. Batı Karadeniz bölgesi burası. Yollarımızı yara yara, dağları aşağı aşağı, Ferhat gibi Karabük'e doğru yol alıyoruz. Çobanla baş başa da birlikteyiz. Bakalım Karabük'te, Karabük'ün bu güzel ovalarında, yaylarında, dağlarında bugünkü şanslı çobanımız kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ancak Bartın'dan yola çıktık. Yol boyu Karabük'e doğru gidiyoruz. Gördüğüm, gezdiğim hislerimi sizlere anlatmak istiyorum. Gerçekten Bartın çok mükemmel bir şehir. Geceyi orada geçirdik. Öğretmen evinde kaldık. Adeta öğretmen evi 5 yıldızlı bir otel gibi konforunda. Keşke Türkiye'deki öğretmen evleri hep öyle olsa. Mükemmel bir yer. Tebrik ediyorum Bartın'ın öğretmen evi yetkililerini ve o binaya emeği geçenleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Biz deniz yollardayız. Çoban arıyoruz. Bölge bölge, il il geziyoruz, dolaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla bölgelerin özelliklerini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ben de sizin gibi çok şeyler öğreniyorum. Her bölgenin ayrı özelliği, ayrı güzelliği var. Tarım ve hayvancılık konusunda bölgelerle ilgili bilgi sahibi, fikir sahibi oluyorum. Evet, müthiş bir araba trafiği. Evet, yol boştu. Birden arabalar hızlandı ve yapraklar dökülmeye başladı. Gerçekten her bölgenin ayrı güzelliği var. Bu bölgede de gördüğümüz kadarıyla arazi yok. Arazi çok az. Hayvancılık yok. Hayvan hiç yok. Küçük küçük tarla var ama tarlalar bomboş. Bartın'da sığır daha çok var. Şimdi Karabük'e gidiyoruz. Bakalım Karabük'te ne var? Karabük'ün hayvancılık yapısı, tarım yapısı nedir? Hep birlikte izliyoruz ve izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz ve yola devam. Sevgili izleyiciler, yol boyunca geliyoruz. İki şeritli bir yol ama yol gerçekten güzel. Yolun kenarında mantar toplayan köylüleri gördük. Demek ki burada da mantar var. İşte tam şimdi geldik Karabük il sınırı. Karabük'e buradan giriyoruz. Hemen yolun karşısında da Bartın il sınırı var. Tabela ters Bartın il sınırı. Gerçekten sonbahar mevsimi, yapraklar dökülüyor. Her taraf aslında yemyeşil. Yeşille sarı karışık güneşli bir gün. Etrafta kuş seslerini, rüzgar seslerini ve dökülen yaprak seslerini duyuyoruz. Çoban arabamız devam ediyor. Sevgili izleyiciler, yol boyunda bir köyde durduk. Sergi var burada. Burada da soralım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi sizi tanıyalım. İsim? Şuayb Keskin. Şuayb Keskin. Evet. Şuayb abi. Burada ne yapıyorsun sen? Burada biz bu sene yeni geldik. Nereden geldiniz? İzmir Bornova'da. İzmir. Burası neresi abi Şuayb abi? Burası Safranbolu'nun Neboğlu köyü. Safranbolu. Bartın arasında. Bartın arasında. Neboğlu köyü. Neboğlu köyü. Alabaş mevki. Alabaş mevki. Sen burada ne yapıyorsun abi? Biz ailemizle beraber buraya yerleşmeye karar verdik. Burası babamızdan kalan bir yer. Sen buralısın yani. Buralıyım. Emekliyim. Hayat şartlarının ağırlığından dolayı belli bir noktada hayat şartları bayağı ağırlaşmaya başladı. Kiraydı, elektrik, su, doğalgaz yükselmesi nedeniyle. Babadan kalan arazilerimiz var. Geldik, bunları değerlendirelim. Sen ben köye yerleşmeye karar verdin. Evet, yerleştik. Ne yapıyorsun şimdi burada köyde? Şimdi şu an burada temizlik yapıyoruz.
Yani ev sizin burası mı? Evet, babadan kalma ev. Allah Allah. İsterseniz ya burası yolun üstü. Nasıl böyle köy ya? Köy diyorsun ama ev yok etrafında. Ev var dağda. Efendim. Ev var. Allah dağ başında bak tam orada ev var. Ne o? O başka köyler. Çakım köye ait. Burası. 4 tane ev var orada. 4-5 tane ev var. Dağda. Evet, camimiz var orada. Allah Allah. Dağın tepesi. Allah Allah. Tabii efendim. Bir cami var orada. Başka yok mu? Bizim köyün merkezi buradan 200 metre kadar uzakta. Allah Allah. Evet. Şimdi şu an yeni geldiğimiz için evin etrafını işte temizlemeye çalışıyoruz. Bakın ağaçları görebilirsiniz. Allah Allah. Temizlik had safhada. Belli bir noktada çalışır pi temizleyip burada tarım yapabileceğimiz kadar yapacağız. Ne tarım yapacağız? Mısır ekeceğiz. Fasulyeydi. İşte domates, salatalık. Koyun da yapın abi. Koyun da yapın. Allah keçi de nasip yapın. Ederse işte kışın ekonomik şartlar. Orada yazıyor. Süt diyor. Günlük süt. Ne sütü veriyorsunuz? Süt. Günlük sütümüz yok. Ama yazıyor ayran. Süt. Ayranı nereden yapıyorsunuz? Komşulardan temin ediyoruz şimdi şu anda. Ne var tereyağında? Komşularda? İnek var, tek tük. İnek var, tek tük. Kara sığır dediğimiz, Holstein var, şey var. Onların yani kendilerine yetecek kadar ama fazlasını da bizle paylaşıyorlar. Evet. Benim noktada... Şuayb abi, burada nasıl köy be abicim? Daha 500 metre ileride bir ev, 500 metre yukarıda bir cami. Karadeniz'in özelliği Allah bu. Allah. Şimdi şu anda Alabaş mevkisinde ama şimdi ev bizim. Buradan 400-500 metreye kadar bize ait. Yolun altı bize ait. Allah Allah. Önün şişini biz kendi arazimize yer ama köyün merkezi 200 metre ileride. Allah Allah. Göreceksiniz. Belli bir noktada orman köyü olduğu için yerlere bakmazsanız ormana karışıyor. Mesela buralar hep tabula arazi. Temizleyeceğiz şimdi şu an biz buraları. Aynen sana bak. Bu bölgede ne yetişiyor şu anda? Şey olarak. Şu anda. Fındık var mı? Fındık var. Ama çok az. Biz şey yapmadık. Biz ceviz, benim 65 tane ceviz ağacım var aşağıda. Dikildi, daha yeni diktim. Yeni derken 4 senelik falan. Belli bir noktada onları bekliyoruz. İşte buraları temizleyip Şuayb abi, yaşantımıza biz çoban arıyoruz. Buralarda çoban var mı abi hiç? Buralarda çoban yok. Yalnız Allah Allah. Ya tabii burada ısı artık kırsal kesim diyelim. Yani şehirden uzak. Yaşantı burada bayağı zor. Kendi malınıza sahip oluyorsunuz. Ancak kendinize yetecek kadar hayvan besleyebiliyorsunuz. Çünkü burada yaban hayat da var. Ayısı var, domuzu var, Allah çakalı Allah var, tilkisi var. Hayvan beslemek de zor. Belli bir noktada şöyle söyleyeyim. Çalışırsanız ancak kendi karnınızı doyar. Evet, evet. Yani ekstra bir ürün yapayım da satayım falan bu iş olmuyor. Biz de işte kendimize göre böyle bir yerde açtık. Gelip geçene ne çay veriyoruz. Baba ocağı. Ha, baba ocağına geldiniz. Siz adını da öyle koydunuz. Baba evet, ocağı. Evet. Gelene çay, mısır, güzel. Yayık ayranı, sabah kahvaltısı veriyoruz. Harika ya. Eşim de işte sabahleyin cevizleri toplamadan geliyor. Ceviz toplamış. Evet. Ceviz şey de var, mantar da var mı burada? Var. Var mantar ama da. Şimdi şu an daha yeni çıkıyor. Bak bir tane de hurdacı geçiyor. Bak bağırıyor hurdacı. Evet. Hakimiyet Allah'ındır yazıyor hurdacıda. Bitti. Hurdacının arabasında sevgili izleyiciler, hakimiyet Allah'ındır. Çok güzel bir şey. Gerçekten hoşuma gitti. Değil mi? Evet efendim. Sevgili izleyiciler, Safranbolu'ya doğru çoban aramaya devam ediyoruz. Yol boyunca çok güzel sergiler var. Köylüler buraya sergi yapmışlar ve burada da bir abi sergide mısır pişiriyor galiba. Selamünaleyküm. Abi hoş bulduk. Şöyle güneşe alayım seni. Sizi tanıyalım abi. İsim ne? Selami Gül. Selami abi. Nerelisin Selami abi sen? Safranbolu. Safranbolu'dan. Güzel değil mi Safranbolu? Evet. Safranbolu neyle ünlü? Şekeri. Şeker mi? Evet. Başka? Lokum şekeri. Lokum şekeri. Evet. Başka? Başka. Ya böyle. Tarihi evleriyle ünlü desene be Selami abi. Bunu ben mi anlatacağım? Sevgili izleyiciler, siz olun. Biz Türkiye'ye dolaşıyoruz il il. Rastgele bir adamı yakalıyoruz, tamam mı? Burası neyle meşhur? Çoğu bilmiyor. Bilmiyor. Herkes ilinin, ilçesinin, köyünün özelliklerini öğrenmeli bence. Ben Gönenliyim mesela. Gönen neyle meşhur dedikleri zaman çeltiyle meşhur, oyasıyla meşhur, kaplıcasıyla meşhur, patlıcanıyla meşhur diye söylüyorum. Selam abi. Selam abi. Mevsim mısır mevsimi burada. Mısır mevsimi şimdi değil.
Bir sürü mevsimi geçti yani. Geçti mi? Evet. Ama hala var burada. Var. Ne? Bu ikinci ürün yani. İkinci ürün. Evet. Sen ne yapıyorsun burada? Mısır var, çay var. Mısırı pişirip satıyorsun. Göster bakalım mısırı. Evet sevgili izleyiciler, mısır pişiriyor. Gördüğün gibi Selam abi mısırı pişiriyor. Pişmiş mısırlar. Pişmiş efendim. Çıkar abi birer tane yiyelim. Kaç para mısır? 3 lira. 3 lira. Çıkar birer tane mısır yiyelim bakayım şöyle. Ay sıcak ama. Allah. Ya al diyor kameraman, nasıl alayım sıcak? Selam abi. Hah, al. Al çek gel. Çek. Oo. Dumana bak be, mısıra bak be. Selam abi şimdi mısır. Of, altında soba var. Ne yapalım sevgili izleyiciler? Nasibimize ne var? Çoban ararken mısır bulduk. Çoban var mı Selam abi? Biz çoban arıyoruz abi. Çoban. Çoban buralarda bulamazsın. Yapma ya. Buralarda bulamam. Ne bulurum? Mısırcı bulurum. Mısırcı bulur. Mısırcı Selami. Evet. Selamici mısır. Selam abi. Heh, tamam. Şimdi mısırı ne yapıyoruz abi? Tuz atmayacağız mı abi? Tuzlamayacağız mı? Yağlamayacağız mı? İstersen şöyle oturun. Ha, oturalım mı? Tamam, oturalım abi. Ha. Şöyle oturuyoruz Selam abi. Allah, diyelim ki oturduk. Ne olacak şimdi mısırın? Ay. At tuzum var. Ha. Bu mısır, mısıra tuz atlıyor değil mi abi Selam abi? Kameraman diyor ki mısıra istersen şeker de atarsın diyor. O kadar şey değiliz yani, şehirli değiliz yani. Hani derler ki köylü müsün? Hayır, şehirli değiliz yani. Köylüyüz elhamdülillah. Selam abi sen de köylü müsün? Evet. Gelsene buraya otursana yanıma ya. Korkma, ısırmam Selam abi. Selam abi ya diyorum ki korkma ısırmam diyorum. Estağfurullah diyor. Selam abi. Valla ne güzel ya bu köy. Ha. Ha. Burası İnce Çay Köyü. İnce Çay Köyü mü? Evet. Evet. Evet, elimi yaktı mısır. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Mısır al ısır. Harika. Sevgili izleyiciler, Koyuncu Hüseyin'i bulduk. Safranbolu'ya doğru geldik. Karabük'teyiz. Ve işte Koyuncu Hüseyin'in yardımcıları bizi karşıladı. Selamünaleyküm. Nasılsın? Aslanım benim be. İşte Koyuncu Hüseyin bu adam. Selamünaleyküm. Hüseyin abi. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk, sefa bulduk. Nasılsın, iyisin? Sağ olasın, nasılsınız abi? Hamdolsun Hüseyin abi ya. Vallahi bak, sen koyuncusun herhalde ha? Evet abi. Vay be. Hüseyin abi, senin şapkan güzel değilmiş be abicim. Güzel değil mi abi? Değil abi, değil. Senin şapkanı... Ya, ha. Abi. Ya, senin Hüseyin abi... Allah'ım yarabbim yarısın Hüseyin abi valla. Seni şöyle bir acı takkızı yapalım abi şimdi. Harika valla şimdi. Evet, Hüseyin abi lan. Valla gözünü hakikaten zaten nurlu adamsın da. Eksik belli olma. Böyle. Eksik daha çok olma. Nur geldi. Sağ Hüseyin abi sen olma. Hacıya benzedin be. Kadir abi ha? Sağ ol. Hocaya benzedin be. Mezine benzedin. Giderim mi? En önemlisi çobana benzedin. Sağ ol. Eyvallah. Evet sevgili izleyiciler, çobanla baş başa da konuğumuz, çobanımız Hüseyin Sarıtunç. Sarıtunç. Hüseyin Sarıtunç. Hüseyin abi burası neresi abi? Burası Safranbolu Danaköy. Safranbolu Danaköy'den çoban Hüseyin Sarıtunç. Evet. Koyunlar nerede abi? Gidelim abi. Şöyle. Hadi gidelim abi. Evet sevgili izleyiciler, koyunların yanına geldik. Koyunlar uzak değilmiş. Hüseyin abi. Buyur. Kaç yaşındasın? Ben 36 yaşındayım Kadir abi. Gençsin ya. Evet, maşallah. Biraz saçları falan ağarttık ama. Sakal da bırakmışım böyle. Evet. Hacca gittin mi? Gitmedim. Yazıldım inşallah.
He. Gideriz inşallah. Evet. Şu anda zaten versin. Tam böyle hacıya benzedin ha. Benzedim değil mi? Babam da hacı. Öyle mi maşallah. Yaş genç. İnşallah. Sende bu 3 tane köy var. 3 tane köyde bir sende mi koyun var? Evet. Bir arkadaş da daha vardı. O bıraktı. Allah Allah. Bir ben kaldım. Niye bıraktı? Zor iş. Kolay değil. Nasıl de zor iş? Biliyorsunuz tabii. Siz de gezip görmüşsünüzdür. Sabah çıkıyorsun, akşam eve gidiyorsun. Hı. Eşin sevecek. Tabii çeşitli zorlukları var. Hı hı. İllaki. Bizde damardan geliyor, kökten geliyor sevgi. Hı. Bakalım nereye kadar gidecek bizde. Damardan kökten geliyor derken yani... Dedem bu işi yapıyordu. Dedem bu işi yapıyordu. Evet. Evet. Sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben dedem derken babaannemin babası. Hı hı. Ben 10 yaşından beri yapıyorum. 10 yaşından beri? Evet. Yani 36 yaşındasın, 26 yıldır yapıyorsun evet. Maşallah. Kaç babam, tane koyun var? Burada azaldı kurban neticesinde. Şu anda 180 tane. Maşallah 180 tane. Yavrular. Yani. Şimdi bu yer senin mi burası mekan? Yok benim değil. Nerede bakıyorsun koyunlara burada? Benim hemen yukarıda ağılım var. Yukarıda. Yukarıda. Ne kadar var. Yukarıda ağıl? Hemen şu gördüğün tuğlalı evin arkasında. Onun arkasında. Evet. Üst taraf mera galiba. Karşıda mera var mı? Mera var. Evet. Ne kadar mera var? Gözün alabildiğin kadar yere gidiyorum buradan. İyi, çok güzel. Çok şükür. Karşıdaki görülen yer Safranbolu. Safranbolu. Çok yakın. Safranbolu'ya 7 kilometre burası. Safranbolu'ya 7 kilometre evet. Evet. Dağlarla çevrilmiş bir yer. Evet, Safranbolu. Aslında köy sayılmaz, yakınız biz şehre. Kadir abi, bu hayvancılığında problemim var. Sizler vasıtasıyla ben devlet büyüklerine de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu memleket, bizim Karadeniz, keçiye uygun bir alana sahip. Gezilebilir arazilerimiz bizim kısıtlanıyor. Taş ocakları yapılıyor, yollar daha doluluk oranı arttı. Bu çalılık, dikenlik gibi arazilerin çoğunluğundan dolayı bu arazilerin keçiye uygun olduğunu söyleyebilirim. Nasıl yapabiliriz? Bu araziler kapatılamaz mı? Devletin bu arazileri kiralık yoluyla kapatılmasını ben istiyorum. Gerçekten et sorununa çözüm olacağını da düşünüyorum. Çünkü inanılmaz büyük arazilerimiz var. Bu araziler hiç işe yaramıyor. Ne odun oluyor, ne kereste olarak, ağaç olarak kullanılıyor. Bu bir tek keçiye yarar bu araziler. Güdüm zor, bu arazilerin kapatılması. Bir kere yatırım yapacak devlet. Ve neticesini alacağını düşünüyorum. Kadir abi, burası Safranbolu Aşağı Danaköy köyü. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Koyun üzere. Az biraz da keçimiz var. Eşimle beraber ailecek yapıyoruz. Çok şükür geçimimi idare ediyorum. Evet, sevgili izleyiciler, çobanımızın komşusu
Onu da tanıyoruz. Seni tanıyalım abi. İsim ne? Sezai Urgancıoğlu benim. Sezai için. Urgancıoğlu. Evet. Sezai abi. Abi senin gözlerin çok saf saflı da. Dur çıkarayım değil mi? Yok şöyle, gözlüklerini tak abi şöyle. Takalım mı? Ha, peki. Şöyle dur bir tane aynaya bakayım lan. Vallahi. Sezai abinin gözlükleri çok capcaplı. Aynalı gözlük. Abi bu şey değil mi? Hava gözlüğü değil mi? Hava. Böyle. Öyle. Vallahi. Gözümüze şey gitti. Talaş gitmesin diye. Öyle mi? Ya biz bunu gençken bu gözleri, gözlükleri panayadan alırdık böyle, tamam mı? Evet. Havalı böyle. Vay be. Havalar, hava yapmak için böyle. Kızlara. Şimdi biz burada hava yapacak ne var? Yani biz de işte odunlar hava yapıyoruz değil mi? Vallahi çok güzel ya. Aynadan kendimi görüyorum. Takkemi düzelteyim Hüseyin abi. Gözlüklerin çok güzelmiş lan. Bana bak. Bir bakayım lan. Bir de ben bakayım şuna. Hele bir bak bakalım. Bir de sen giy. Evet ben sevgili izleyiciler. Gördüğünüz bak, gibi havalı. Ooo. Oh, gözlüklere bak. Şey gibi oldum abi. Ne gibi oldum? He? Alan Dolan. Alan Dolan kimmiş ya? Hüseyin Nur, Hüseyin gelsene. Hüseyin gel ya. Vallahi Hüseyin. Hüseyin niye benziyor abi? Bak çobana benziyor ha. Adam bak. Çoban tipi yoktu. Adamı çobana benzettim abi. Benzettin değil mi? Benzettim. Ama tipi yok esasında. Bak bir de şimdi Alan Dolan'a benzeteyim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi. Bırak Dolan hocam. Vallahi şuna bak be. Tamam. Şöyle yakından çek be. Tam modern oldu değil şimdi. Değil mi? Tamam, tamam çoban oldu ha. Ya. Zeynep ver bunu da ben takayım. Sen gözlük kaldı. Ben de gözlük istedim. Abi emekli misin sen de? Emekliyim ben de. Nasıl bu çobanımız? Beğeniyorsun koyunculuğunu? Bu harika. Kendisi maşallah beliriyor bu işi yani. Evet. Severek yapıyor. Önemli olan bir işi sevmek. Evet değil mi? Yani sevdiğin zaman başarıya ulaşırsın. Ya biz isim neydi abi? Sezai abi. He Sezai abi. Şimdi Karabük'e geldik. Safranbolu'da bir çoban bulalım dedik. Evet. Yaklaşık böyle 5-6 tane köy geçtik. Hı-hı. Orada köylülere sorduk. Küçükbaş hayvan var mı? Çoban var mı? Yok abi. Yok, yok. Yani bu Karadeniz'in köylerinde koyun, keçi, çoban nesli tükenmiş. Evet. Hüseyin de o zaman neye benziyor abi? Nesli tükenmiş çoban. Yani şimdi abi çok çok değerli bunlar bak. Tabii. Tabii çok önemli yani bak adam. Hiç kimse koyunculuk yapmazsa, hiç kimse hayvancılık yapmazsa, çoban olmazsa ne olur bu memleketin hali? İşte hali belli. He, odun mu yiyeceksin abi? İşte belli bundan sonra ya. Ya. İnsanlar tembelliğe alışmış. Kimse evet. Çalışmıyor yani. Evet. İşte bunlara da değerlere sahip çıkmak lazım. Evet. Hani devletimiz de destek vermesi lazım. Ama maalesef destek de verilmiyor biliyorsunuz. Hüseyin devlet sana destek veriyor mu? Ben maddiden çok bizimle muhatap olunmasını istiyorum. Evet. Biz sesimizi duyuramıyoruz. Demin de söyledim. Duyurun abi. Bağır Hüseyin abi. Bağır, yani, bağır. Yani koyun başına 20 lira, 30 lira vermeyin kardeşim. Koyun başına kaç para veriyor devlet? Koyun başına 20 lira para veriyor. Verme. Yıllık. Yıllık. Verme. O parayı verme. Heh. O parayı sağlık alanında harca. Evet. Getir buraya bir profesör getir anlayan. Heh. Anlayan veteriner yok. Heh. Anlayan bir profesör getir başımıza. Hı. Ben kanallarda izliyorum profesörleri. Hı. Çok güzel konuşuyorlar. Evet. Bizim Karabük'e de gelsin profesör. Evet. Yani şimdi var burada zaten. Sizin bu koyun yapıyorsun burada tamam mı? 20 senedir, 26 senedir. 26 senedir koyun yapıyorsun. Hiç seni devletten, Tarım Bakanlığı'ndan birisi geldi mi ziyaret etmeye gibi? Gelmedi. Bizim gibi gelen olmadı. Yok gelmedi abi. Bir çobanla baş başadan biz geldik evet, öyle mi? Evet aynen öyle. Vay be. Şimdi bak devlet bir de sağ olsun bir şeyler yapmaya çalışıyor ama benim istediğim değil bu. Eğer bu işi büyüteceksek böyle büyümez bu iş. Evet. Koç veriyor kan değişikliği olsun diye. Gerek yok bu külfete. Evet. Damızlık Birliği koç alıyor bir sürü paraya. Bize koç dağıtıyor. Benim hakkım vardı bu sene almadım. Hı hı. Kan değişecekse bu biz birlik arasında paralel çalışalım. O hı hı. Parayı sen bir kenara koy. Hı hı. Dediğim gibi sağlığa yatır. Hı-hı. Sağlık alanına yatır. Hı-hı. Sağlık önemli. Evet. Bu yani hayvan sağlığı değil hayvan mi? Sağlığı hayvan önemli. Sağlığına. Sağlık derken yanlış anlaşılmasın. Evet. Hayvan sağlığı hayvan önemli sağlığı. Tabii. Yani zayiat çok oluyor. Zayiat oluyor. Hayvan sağlığına önem verilmezse bunlar yani insanlar... Ben laboratuvar olmasını isterim. Laboratuvar evet. Olsun. Ben Ankara'yla mı uğraşacağım? Evet. Dediğim gibi bizim bu memleketimiz keçilik. Keçi. Keçiye çok uygun. Evet. Gerçekten keçi. Ben yani gezdim. Tamam bu bölge dağlık bir bölge. Şey ama arazi de var.
kısmen yani şu Safranbolu'da, Karabük'te arazi var. Yani yok değil yani böyle bir güzel arazi çok. Arazi var. Ama arazilerin bomboş olduğunu gördüm. Ne bir keçi, ne bir koyun, ne bir inek, ne bir eşek bile yok ya bu arazilerde. Gerçekten ben çok üzüldüm. Çünkü yani yazık yani herkes aslında Türkiye'de herkes bahçesi evi olan herkes bahçesinde iki tane üç tane koyun keçi baksa bu iş yaygınlaşır ben öyle görüyorum. Tabii. Ya işte görüyorsunuz eti ithal ediyoruz. Ya böyle bir şey var mı? Evet. Yani biz ihracat yapacağımızı ithal ediyoruz yani. Evet. Hani buğdaya varıncaya kadar, samana varıncaya kadar. Yani bu çok saçmalık. Evet. Ondan sonra diyoruz ki döviz yükselir. Yükselir tabii her şeyi. Döviz de alıyorsun bu sefer. Yani dışa bağımlı olmaya gerek yok. Bizim ülkemiz her tarafı besler. Kendimizi beslediği gibi. Evet. Ama bunu devletin eğilmesi lazım. Destek vermesi lazım. Destek vermeyince de sıkıntıları görüyoruz hep birlikte. Evet. Yani. Evet. Şimdi... senin kendine ait arazin var mı? Benim kendime ait arazim bir tane var, ufak 2,5 dönüm. 2,5 dönüm. Evet. İcarla ekiyorum, kiralık olarak. Ha, kiralıyorsun. Evet. Ne ekiyorsun mesela arazilere? Buğday, arpa, fi. Ne kadar burada arazilerin dönümü ne kadar icarın? Yıllık? Bizim 1,5 derler, 2 teneke buğday. Ha. Yani 1 dönüme 2 teneke buğday olarak hesaplanır. Bir dönüme 2 tane buğday, 2 teneke buğday. Evet, evet. Ha, yıllık. Evet, yıllık. Yani 1000 metrekarelik bir yer ekiyorsun. Evet. 2 teneke buğday veriyorsun. 2 teneke evet. Buğday kaç kilo, kaça geliyor? 30 kilo civarı gelir. 30 kiloya geliyor. Evet. Rakam olarak, lira olarak? 30 lira. 30 lira, 40 lira arası. 40 lira arası. Evet, yani şöyle de bir dönüm yıllık 40 lira. Yani mera parası gibi bir şey bu. Evet, evet. Şimdi kuru tarım mı sulu tarım mı? Yoksa hepsi aynı mı? Yok, burada kuru tarımdır. Kuru sulu tarım. Suyumuz kısıtlı biraz. Evet. Evet. Bu Safranbolu ne yetiştiriyor abi? Nedir bu gelir kaynağı? Nedir buranın? Safranbolu'nun gelir kaynağı turizm. Turizm. Ve Karabük'ün yakın olmasından dolayı demir çelik fabrikaları ve fabrikalar, hattaneler var burada. Zaten burada tarımın bitmesinin sebebi de bu. Fabrikanın olması. İnsanlar bir de şehir hayatına alışınca köyde iş olduğundan bu sefer köye gelmiyor. Evet. Burada safran, yani Safranbolu'nun adı üzerine safrancılık önemli. Bir arkadaşımız yapıyor ileride, biraz ileride onun köyü. Şu anda da oraya gidebilirsin, çekim yapabilirsin. Safranlar çıktı yani. Tabii safran çıktı orada. Safran çiçeği mi? Safran çiçeği tabii. Safranbolu'nun adından geliyor. Tabii yani. Safranbolu'nun ismi oradan geliyor safran. Ama tabii her şey bittiği gibi tarımı da bitirmişler. Bunun üstüne de fazla da destek verilmiyor. Evet. Onları da yurt dışına satıyorlar. O şekilde destekle birlikte soğanlarını temin etmek suretiyle bu işi yapmaya çalışıyorlar. Ama işte Safranbolu turizme eğilmiş. Ve dediğim gibi buradaki demir çelik fabrikalarının ve hattanelerin fabrikalarının olmasından dolayı buradaki tarım bitmiş. Köylere gidin, evler var, evler boş. Evet. Yani gördüğünüz gibi hayvancılık yok. Yani bu hakikaten üzücü. Hani şunu ben canı gönülden isterim ki insanlar gelsin, toprağına sahip çıksın, eksin ve biz bu dışa bağımlılıktan kurtulalım. Evet. Benim düşüncem bu. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz abi. Gerçekten köyler boşalmış. Köyler Türkiye'nin her yerinde boşalmış. Evet. Herkes şehire kaçmış. Şehir hayatı. Halbuki hayat köylerde, doğa köylerde, sağlık köylerde. Yani köyler daha güzel. Köylerde yerleşim olsa. Hüseyin, senin koyunlar nereye gitti abi? Ta karşıya gitmişler. Hadi gidelim oraya doğru. Gidiyoruz abi. Sezai boşta kal abi. Sen oldu peki. Odunu hadi, kes abi. Şeyh abi, koyunların cinsi ne senin? Merinos kırması. Merinos kırması. Nasıl, iyi mi bu? İyi. Biz sütünü sağmıyoruz. Etlik.
Etçili olduğu için. Etlik. İyi. Şey mi yapıyorsun sen? Kurbanlık mı? Ne üzerine? Kurbanlık, adaklık. Ha. Kuzu besliyorum. Bu bölgede. Evet. Evet. Peki keçi de var karışık. Keçi de var. Koyunların önünü çeksin diye. Ama birazcık çoğaldı. İyi oluyor keçi. Keçi iyi mi oluyor yanında? Evet. Sağın galiba karışık keçi. Evet. Karışık. Birkaç saf ırk yok. Birkaç çeşit keçi var. Evet. Evet. Hep böyle şu anda serbest değil mi her yer? Serbest. Ekinler kalktı. Hı-hı. Serbest. Hüseyin abi bize müsaade artık. Yavaş yavaş biz gideceğiz. Sen burada kalacaksın yine. Kalacağım. Koyunlarla baş başa kalacaksın. Baş başa kalacağım. Çobanla baş başa. Kısa günde bu kadar olduk seninle. Memnun oldum. İnşallah geliştir abi bu koyunculuğu geliştir. Daha da güzelleştir. Yani bak artık sen çok değerlisin yani. Niye? Hayvancılığı burada temsil ediyorsun. Bu işi öğrenmişsin. Çok olsun burada. Başkaları da yapsın. Başkaları da yaparsa bir pazar oluşur. Dediğim gibi çok olması için devlet büyüklerinle baş başa konuşmam lazım evet, benim. Evet. Gelin sevgili izleyiciler, devlet büyükleri, tarımdan evet. Yetkililer, Safranbolu evet. İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Karabük İl Tarım Müdürlüğü'nden. Yani gerçekten öyle çobanları sadece biz gezmeyelim. Siz de gezin, görün. Yerinde inceleyin. Gerçekten bizden yardım isterseniz biz de size yardımcı olalım. Çünkü biz Türkiye'nin her tarafını ben geziyorum. Şimdi Karabük'ten sonra Kastamonu'ya geçeceğim. Kastamonu'dan sonra Sinop. İl her ilin bir hayvan ve çoban potansiyelini tutmaya çalışıyoruz. Borsasını oluşturmaya çalışıyoruz. Senin köpek de çok güzel, hoşuma gitti benim. Nedir bu cinsi? Tokalaşır mı benimle? Kangal da babası belli. Oo, köpek şişt, gel alo. Evet, bana yüz vermedi ya. Sevgili izleyiciler, çobanla baş başa bitti ama biz Safranbolu'yu terk etmiyoruz. Sezai abi bizi safran tarlasına götürecek. Safran mevsimiymiş, onu göreceğiz ama oraya gitmeden önce Sezai abinin oturduğu ahşap evi görüyoruz. Ev çok hoşumuza gitti, sizlere göstermek istedik. Harika bir ev, bakınız. Mükemmel bir konak. Sezai abi burada Safranbolu'da hep evler böyle, konaklar böyle, aynı bu şekilde değil mi? Niye öyle? Bu ahşabın daha yangınlarda 2 saat daha sonra binanın göçtüğü tespit edilmiş. Tabii bunu ecdatlarımız bu işi bilerek yapmışlar. Ve zelzeleye dayanıklı oluyor tabii ahşap her zaman. Onun için ahşap ve taş tercih edilmiş. Hı. Ahşap ve taş. Evet. Safranbolu'da evler temelleri taştı, alt tarafı. Üst tarafı da Bağdat'ı dediğimiz, yani ağaçla birlikte kerpiç. Kerpiç de tabii izolasyonu sağlıyor. Burası soğuk bir iklim olduğu için o zaman izolasyon görevi yapıyormuş. Bunları düşünmüşler. Ecdat bunları bulmuş. Ve hala... Soğuk bir iklim ha? Tabii burası soğuk bir iklim. -20'lere kadar iner burası. Çünkü Safranbolu yüksek. Şu anda biz 850 metredeyiz. Safranbolu 600 metre civarında. Evet.
sevgili izleyiciler, çobanla baş başa bitti ama devam ediyor. Safran çiçeğiyle baş başa, safran çobanıyla baş başayız. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Abi biz sizin buraya Safranbolu'ya çoban çekmeye geldik. Çoban bitti. Çobanımız Hüseyin abiyi uğurladık. Dedik ki Sezai abi dedi, Safranbolu'ya gelmişken safran mevsimi başladı. Safranı da gösterin dedi. Biz de safranı da sizlere gösterelim dedik. İşte safran burası. Sizi tanıyalım abi. Adım İsmail Yılmaz. Safran üreticisiyim. Safran üreticisi İsmail evet, Yılmaz. Burası Yukarı Çivlik Köyü, Keten Mahallesi. Safranbolu'nun köyü. Safranbolu'nun köyü. Safranbolu'nun adı bu safrandan mı geliyor? Evet. Safranın bol anlamında. Safranın bol. Safranbolu ismi. Bu safran çiçeği nedir abi? Ben Allah Allah, nedir bu safran? Şehre ismini veren dünyanın en değerli baharatıdır bu. Yemeklerde kullanılır. Pilavlarda, çorbalarda, et Allah yemeklerinde, Allah. Tavuk soslarında, şekerlemelerde, hamur işlerinde kullanılır. Çay olarak içilir. Ayrıca kozmetik sanayinde kullanılıyor. Boya sanayinde kullanılıyor. Allah. İlaç sanayinde kullanılıyor. Sağlık açısından da çok faydalı. İşte Allah vermesin çok... kanserde, göz rahatsızlığında, gözdeki sarı noktada çok sakinleştirici, kas gevşetici özelliği çok, var. İsmail abi çok harika bir şey var ya. Kokusu var. Evet, aroması çok güzeldir. Oh. Evet. Bu böyle yenir mi abi? Yiyebilirsin tabii. Evet. Safran çiçeği. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Böyle de yenir. İsmail abi sen de ye. Harika. Hafif acı ama neyse idare ettik. Kendi aroması evet. Kendi aroması. Şimdi siz özel çiftlik mi kurdunuz bunun için burada? Tabii. Sadece burası safran üzerine üretim çiftliği. Maşallah. Şimdi bu safran ne zaman ekiliyor, ne zaman bitiyor abi? Ağustos ayının 10'u gibi dikime başlıyoruz. Ağustos sonuna kadar, evet. Ekim ayının ilk haftalarından Kasım sonuna kadar da çiçeklenme oluyor. 2 aylık bir dönem var bunun. Ekim ayında? Evet. Şu an mesela burası tamamen üretim, yani ürün toplama hasat dönemi. Şu an çiçek topluyoruz. Lifleri kopartıyoruz işte. 250 tane çiçek topladığımızda böyle şunlardan 1 gram ürün elde ediyoruz. Onun için çok değerli. Yani işçiliği, emeği çok fazla. Evet. Şu içindekilerden ha? Tabii. Nereye pazarlıyorsunuz bunu? Nereye gidiyor bu? Pazar nasıl? Safranbolu'da turist çok geliyor. Aşırı turist geliyor. Zaten onlara veriyoruz. Artık mutfaklarda da tüketiliyor bu. Dışarıya da veriyoruz. Verdiğimiz bir yurt dışı firması var. O da alıyor sürekli. Dışarıda. Türkiye içinde dağıtılıyor mu? Türkiye'de bütün baharatçılarda, aktarlarda bulabilirsiniz. Kaliteli bütün... aktarlarda vardır safran. Evet, evet. Ne kadar bu kilosu ne kadar? 30 bin lira şu anki fiyatı. 30 bin. 30 bin. Evet. 1 gram ürünün fiyatı 30 lira. Allah Allah. Sevgili onun izleyiciler için... gerçekten bakınız. Kilosu 30 bin TL. 30 lira değil yani. 300 lira da değil. 3 bin lira değil. 30 bin TL. Allah. 1 kilo safran 30 bin lira. Evet. Allah Allah. Ne kadar pahalı bir şey bu. Çok zor mu bunun üretimi? Çok zor. Emeği çok fazla. İşçiliği çok yüksek. Allah Allah. Yukarıda hanımlar çalışıyor galiba. Tabii çiçek topluyorlar. Çiçek topluyor. Maşallah. Sonra bunları oturup ayıklıyoruz lifleri. Sonra kurutuyoruz. Allah Allah. Mor yapraklarından reçel yapıyoruz. Kırmızı lifleri de kurutup işte gıdada, ilaçta, kozmetikte kullanıyoruz.